Merhaba arkadaşlar. Pelin. Arkadaşlar Pelin burada. Şurada serumu. Nasılsın? Evet, elini göstermek isteyemem bakalım. Evet arkadaşlar Pelin hastalandı. Evet başka ne var? Abi kimse değil düşünüyoruz. Geceleyin ardından da yatak edin. Ondan sonra öyle mi oldu diyorsun? Arkadaşlar herhalde bir kusma, bir sel salgını var diye. Ama abimden daha akıllıyım valla. Yani abim olsaydı benim direkt kusardım. Evet doğru. Pelin doğru söylüyor. Pelin çünkü hep poşetlere kustu. Ama abisi kusunca hemen ulu orta nereyi bulursa oraya kusuyor. Değil mi Pelinciğim? Evet şurada takılı. Şurada serumu ve Pelin'in yatağı. Şu an nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyi. Çok iyi. İyileşeceksin. Değil mi? Yani şu an bu serum seni biraz iyi edecek. Bakalım ne kadar kaldı. Biraz var. Ondan sonra gerisini de ilaç alacağız. Doktor hangi ilacı yazarsa yalnız Pelincim şurada idrar kutularım duruyor. Yani bir an önce bekliyorum. Umarım onları da veririz diye düşünüyorum. Şu an vücuduna kaybettiğin sıvı var ya, hani hep kustun ya. Şu an o veriliyor. O yüzden şöyle bir de geleyim. Süzüldü gözleri, elleri soldu. Şöyle benim minik kuşum. Bir de şey yaptılar, iğne yaptılar ama buraya da yaptılar. Evet, oraya da yaptılar. Kan aldılar buradan, şuradan. Evet, benim bebeğim. Bebeğim hasta oldu. Değil mi? Oysa ki çok iyi şey yapıyorduk. Dikkat ediyorduk ama gerçi senin de suçun var. Benim yaptığım vitaminli yemekleri yemiyordun, değil mi? İşte yemen lazımdı ki bağışıklığın güçlü olsun. Yani sadece çorba sanırım. Su katıldınız. Bir de şöyle küçük. Sanırım bal falan. Veriyorum. Anladım. Üçgen peynir falan. Ben onları da seviyorum valla. Ama yarın belki ondan da yap bana. Sen iyileş, ben sana her istediğini yaparım. Ama anneciğim senin köfte yemen lazım, balık yemen köfte lazım, tavuk yiyordum. yemen lazım. Yani pek yemiyorsun. Çok da değil. Genelde ne yiyorsun? Patates kızartması yiyorsun ve bu da her zaman olmaz. Değil mi? Şu an böyle bir kusma sorunu var. İnşallah toparlayacağız. Şimdi o zaman seni rahat bırakalım. Sen uyu. Zaten uykun yok. Öyle mi? Nereden? Evet ayak çıktı. Merhaba. Bak şimdiden serum iyi geldi gibi değil mi? Evet. Bu ara herkeste böyle bir kusma sorunu var. Anneciğim ama bir su aslında. Yani ama tabii biraz ilaçla bir su. Vücudun hani su kaybediyor ya kusuyorsun diye. Oradan sana şu an şey yapıyor, takviye yapıyor. Çünkü neden? Bak dolaşımın her şeyin bozuldu. Bak ellerin falan rengi soldu. Yüzün soldu. Çünkü şu an bütün dengen bozuldu. Karnım ağrıyor. Aynen. Çöp poşeti, evet arkadaşlar. Poşetimiz şurada. Çünkü en büyük poşetlerden en güzeli o oluyor. Hiç sığamıyor. Şey olmuyor. Akıtmıyor. Bayağı kez kustum Pelincim. Yani 10-15 kez kustum. Şimdi bakalım inşallah toparlayacağız diye düşünüyoruz. Korona mı? Yok anne. Ha evet, yok korona değilsindir anneciğim. Çünkü doktor zaten söyledi. Korona değil dedi. Ama tabii ki biz yine de bir PCR testi yaptık. Bunun sonucu yarın çıkacak. Aynen öyle. Şeyden
Aynen öyle. Salgın olduğu söyleniyor. Yani bu bağırsakla sindirimle ilgili bir durum olduğu söyleniyor ve bu ara çok fazla. Bir de şey, doktor ilaç verecek, benim sevmediğimden de olabilir. Ama içmek zorundasın biliyorsun değil mi? Bak baban şu an çubuk kraker almaya gitti. Ben sana gündüz demiştim. Değil mi? Ama nasıl? Yok. Gitmedi. Doktor içeride anneciğim. Şeyin serumun bittiğinde çağıracağım hemşire ablaları. Tamam. Hadi şimdi sen dinle. Tamam mı? Hadi baba yapalım. Geçmiş olsun bebeğim.